Herkese merhaba. Bu video serimizde üniversitemiz öğrencilerinden fakültelerini tanıtmalarını istedik. 19 fakültemizden 19 öğrencimiz kendi bakış açılarıyla üniversite yaşamlarına sizi de konuk ediyor. Bugün Didem'le Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültemizdeyiz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. Ben Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ankara'da yaşıyorum. Şimdi size kısa bir video çekeceğim. Gün içinde ne yapıyorum, hani derslerim, nereden giriyorum, nereden takip ediyorum, canlı derse girdiğim zamanlarda ne yapıyorum, onları göstereceğim. Ben hafta içi çalıştığım için bazen derslere giremiyorum. Yine giremediğim bir ders var. Yani de avantajları çok yüksek benim için tabii, böyle kayıt altına alınması ve devam zorunluluğu olmaması. Ben de şimdi onu izleyeceğim. İzinli günümde veya akşam işten geldiğinde yorgun olmadığım zamanlar izliyorum kayıtları. Öyle yani. Bazen girmek istemiyorum izinli olduğum halde de, onu da başka zaman izliyorum. Şimdi orayı göstereceğim. Siz hadi gidip kaydı izleyelim. Evet arkadaşlar, sistem burası. Giriş yapıyoruz. oys.ankara.edu.tr sitesinden giriş yapıyoruz. Yani hiç zor ve karmaşık bir site değil. Gayet açık. Burada duyurular oluyor. Onun dışında buradan işte duyurular oluyor. Buradan da derslerim kısmında var. Derslerim kısmından giriyoruz. Benim girmediğim, kayıt altına alınan dersim buradaydı. Burada sanal sınıf sekmesi çıkıyor. Buna basıyoruz seçeneğine. Açılıyor. Canlı derslere de buradan giriliyor. Burada 3 çizgi var. Menü yazıyor. Menüye basınca kayıtlar var. Kayıtlara giriyoruz. Ben şu en sonki kaydı izlememiştim. Şimdi birlikte izleyelim. Ya hocalar falan da bayağı iyi. Böyle şey, yani uzun süredir tanıyorum gibi, böyle yüz yüze tanışıyoruz gibi oldular. Yani sohbet ediyoruz canlı derslerde. Öyle direkt anlatıp geçmiyorlar. Eğlenceli vakitlerimiz oluyor canlı derslerde. Hocam, bu ön canlı ders var mı? Bugün canlı ders yok. Kayıttan izleyeceğiz. Ya bazen genelde yatarak girdiğim için derslere. Şimdi kaydı başlattım. Burada hocamız var. Bu arada canım hocamız, çok seviyorum. Bu arada burada da küçük bir kantinim var. Sınıfta olsam arkadaşlarım bitirirdi şimdi ya. Şimdi bir durduracağım. Yani hocalarımız çok içten ve samimi. Böyle hani direkt anlatıp geçmiyorlar. Bazen sohbet ediyoruz. Dertlerimizi de anlatabiliyoruz. Onun dışında böyle bu şekilde dersleri dinliyoruz. Çok eğlenceli dersler de oluyor. Böyle yüz yüze görmüş kadar böyle tanıyoruz resmen. Çok iyiler. Onun dışında mesela hafta sonu ben şeydeydim, Konya'ya gittim. Ankara Üniversitesi'nin etkinliklerine de katılıyorum bu arada. Konya'ya gittik hafta sonu. O kadar eğlenceliydi ki, Kelebekler Vadisi'ne falan gittik. Bin bir çeşit kelebek gördük mesela, çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Şimdi bu hafta sonu da Bursa gezisi var. Onu dört gözle bekliyorum gitmeyi. Çok istiyorum. Çok eğlenceli oluyor çünkü. Bir de mezun olacağım artık, yani gitmek istiyorum. Bir sürü bir yerlere bir şeyler yapmak istiyorum. Boş vakitlerimde de, boş zamanlarımda, izinli olduğum günlerde şeye gidiyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Oralardan kitap okuyoruz falan. Arkadaşlarımla gidiyoruz. Örgünden arkadaşlarım da var, edindim. Etkinliklerden olsun falan. Yani bu şekilde geçiyor. Güzel yani. Hiç ayrım yok yani. Aynı örgün eğitim gibiyiz. Ben kayıt izliyorum. Devam zorunluluğu olması gerçekten çok iyi benim için, çalıştığım için. Yani örgün eğitim olsa hem çalışıp hem okuyamazdım. Zor olurdu benim için gerçekten. Bu arada termosum nasıl? Bunda Ankara Üniversitesi SKS sayfasında ödüllü sorular oluyor. Ödüllü soruları cevaplıyorsunuz. Ödül kazanıyorsunuz. Bunu da oradan kazanmıştım. Çok güzel.
Yani bu şekilde bazı etkinliklerinden yararlanıyorum. Yani kampüse gidip hafta sonları yürüyüş yapıyoruz arkadaşlarımla. Bisiklete falan biniyoruz. Gerçekten eğlenceli oluyor. Yani hiç açık ve uzaktan öğretim öğrencisi gibi değilim. Normal örgün bir öğretim öğrencisi gibiyim. Sadece derslere online giriyorum. Onun dışında ben kurslara da katıldım. Kurslara da gidebiliyorum her türlü. Mesela saz kursuna katıldım. Çok istiyordum saz çalmayı. Bu şekilde saz kursuna da gittim. İkinci dersim hatta. İki kez gittim. Hatta size çalabilirim, göstereyim öğrendiklerimden. Evet, size küçük bir şey çalayım şimdi. Derste öğrendiğimden. Bu da bu kadar. Olsun. Evet, derse devam edelim. Evet. Yani derse başlamadan önce söyleyeyim. Böyle kursları da oluyor. Seramik, resim olsun. Onlara katılıyorum. Onlara da katılacağım. Katılmadım ama katılacağım. Saz kursu benim için çok istediğim bir şeydi. Yani burada olması da benim için çok avantajlı oldu. Katılıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Güzel şeyler oluyor. Yani örgün eğitim ne hiçbir farkı yok açıktan öğretimin. İstediğim yere, istediğim şekilde etkinliklere katılabiliyorum, arkadaşlar edinebiliyorum. Yani hocalar, dersler olsun. Güzel yani, ben çok seviyorum ve tekrar Ankara Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yazmayı düşünüyorum. Sınava katılacağım, YKS sınavına. Tekrar bir bölüm yazmayı düşünüyorum. Evet, birazcık da dersimize. Şuradan da sohbet paneli oluyor. Tabii, sohbet edebiliyoruz. Sesli sohbet edebiliyoruz. Bakın burada. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hiçbir farkı yok örgün eğitimden. Ben yani çok seviyorum ve tekrar yazmayı düşünüyorum. Açık ve uzaktan. Yani uzaktan eğitim tekrar yazmak istiyorum. İnşallah siz de istediğiniz yerlere gelirsiniz. İstediğiniz olur hayatınızda. Hayatınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.